Üçüncü parametre şu, bu seçimi belirleyecek ya da üçüncü tanımlama, negatif kimliklenme diyoruz biz. Yani Türkiye'de seçmen ve siyaset öyle bir hale geldi ki bu kutuplaşma, kimliklere sıkışma vesaireden dolayı seçmen bu seçimde, herkes partisiyle sorumlu çünkü. CHP'liler CHP ile, AK Partililer AK Parti ile, biraz önce söylediğim gibi. Partisini değiştiremiyor ama partisine itirazını sandığa gitmeyerek gösteriyor. O nedenle artık partilerin aşk ilişkisi olduğu büyük büyük kitlelerden konuşamıyoruz ama her bir partinin nefret ilişkisi içinde olduğu büyük kitlelerden konuşuyoruz. O yüzden insanlar diyelim AK Parti eleştiriyor ama CHP'ye oy vermeyeli gitmiyor. Ya da CHP'yi eleştiriyor ama AK Parti'ye oy vermiyor, hiçbir zaman düşünmüyor, asla vermem diyor. Dolayısıyla negatif kimliklenmeden bir konumlanma var. O nedenle iki blok arasında oy geçişi neredeyse sıfıra yakın ya da çok minör. İttifaklar içinde oy geçişkenlikleri var. Yani AK Parti ile MHP arasındaki AK Parti'den çözülmenin bir kısmı MHP'ye gidiyor. Ama MHP diyelim AK Parti'den iki kişiyi kazanıyorsa havuz problemi gibi ortaokul, ilkokuldaki bir kişiyi İYİ Parti'ye doğru da kaybediyor. Çünkü o bir kişiyi de MHP'li olduğu halde iktidara bu kadar niye biz yamandık Bu eleştirisiyle anlamda buraya doğru herhalde kayıyor. Pilot bölge sanki Ankara olacak Evet, gibi değil mi? aynen öyle. Ankara mesela MHP ile İYİ Parti arasındaki bu geçişkenliğin büyüklüğüne bağlı olarak sonucu tecelli edecek. İstanbul'da AK Partili seçmenin sandığa gidip gitmeme oranına bağlı olarak sonuç oluşacak. Peki. Yani bloklar arasında oy geçişi hala çok düşük. O nedenle evet siyasi sonuçları itibariyle çok önemli bir akşam yaşayabiliriz. İktidar blokuyla muhalefet blok arasındaki 10 yıllık süren denge terse dönecek. Ama hangi ilde ne olacak meselesi ayrı. Bir de her ittifak içinde MHP'nin ve İYİ Parti'nin ağırlıklarının ne kadar güçlenip güçlenemeyeceği ayrı.